Herkese merhabalar, ben Berçim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle makrome ayna yapımını paylaşacağım. Bayağı bir bekleyen vardı. Eğer ipiniz ve malzemeleriniz hazırsa hemen başlayalım istiyorum. Gelelim hemen ilk aşamaya. İlk aşamada yapmanız gereken 70-75 cm civarında 48 adet ip kesmeniz gerekiyor. 48 tane ip keseceğiz. Yani ben 15 santimlik kasna 48 adet sığdırdım. 48 adet olmasının sebebi de 8 adet 6 şarlı grup haline grup halinde gruplama yapacağız ipleri. Bunları önce kesiyoruz. Hemen devamında bu 70-75 santimlik kestiğimiz ipleri ikiye katlıyoruz. Yani 35 santim oluyor. Ve ikiye katlayıp ipleri kasnamızın etrafına düğümlüyoruz. Benim yaptığım gibi. Şimdi isterseniz 48 adet ipin hepsini kasnağa düğümleyebilirsiniz. Ben şimdi ilk 6 tanesini bir düğümledim. Çünkü ip arttıkça karmaşa oluyor görüntüde. İlk 6 tanesini size figür yani o ilk figürün nasıl çalıştığını göstermek için ilk 6 tanesini taktım. Şimdi ilk 6 tanesini taktıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen bir ona bakalım. Şimdi ipleri öncelikle ikişerli olarak grupluyoruz. İkişerli ikişerli grupladıktan sonra 3 sıra kare düğüm yapacağız. Kare düğüm nasıl oluyor diyorsanız hemen yavaşça size bir tane örnek gösterdim. 3 sıra kare düğümümüzü yaptıktan sonra bu sefer ipleri aralarından alıp ikişerli kare düğümler yapacağız. Ve en son bir tane yaparak üçgen formunu ortaya çıkarmış olacağız. Üçgen formunu elde ettikten sonra üçgenin kenarlarına 2 sıra sarma düğüm yapacağız. Yani en baştaki ipi alıyorsunuz, diğerlerinin arasından geçirerek sarmaya başlıyorsunuz. Sonuna kadar getiriyorsunuz. Önce üçgenin bir kenarı, sonra diğer kenarını yapıyoruz. İkişer sıra yapıyoruz. Sarma düğümü de bitirdikten sonra aslında aynanızı tamamlamış sayılırsınız. Çünkü bundan sonra yapacağınız bütün figürler tamamıyla bunun aynısı olacak. Bundan toplam 8 tane yapacağız. Sekiz adet bu figürden elde ettikten sonra figürleri birbirlerine bağlamak için ortalarındaki ipleri bir araya getirip kare düğüm yapıyoruz. Bu işlemi de bitirdikten sonra artık aynamız tamamıyla ortaya çıkmış durumda. Şimdi ne yapacağız? Püskül olayına geçeceğiz. Benim tavsiyem olabildiğince, yani olabildiğince derken aşırı kısa da kesmeyin. Kısa kesmeye bakın. Çünkü şöyle bir şey var. Tarama işlemini yaparken kısa olduğu zaman çok daha kolay taranıyor. Kesme işlemini yaptıktan sonra yani kendinize bir boy belirleyin. Cetvelle de daha düzgün olsun diye cetvelle de yapabilirsiniz daha düzgün olsun istiyorsanız. Ondan sonra da tarama işlemini gerçekleştireceğiz. O püskül kısmını iyice ortaya çıkabilmesi için güzelce taramanız gerekiyor. Taradıktan sonra da bir bakın eğer eğrilik, büyürlük ya da sizin hoşunuza gitmeyen detaylar varsa onları düzeltmeye bakın. Onları da düzelttikten sonra artık son aşamamıza geçiyoruz. Son aşamamızda artık aynayla birleştirme vakti. Hemen kasnağımızın etrafına silikon tabancayla şöyle bir tur dönüyoruz ve aynanın yüzeyine yapıştırıyoruz.
Umarım proje hoşunuza gitmiştir. Gözünüzde abarttığınız kadar zor bir proje değil. Çok kolay ve duvarda da inanılmaz dekoratif duruyor. Ben çok beğeniyorum. Eğer siz de bu tarz projeler seviyorsanız lütfen ve beğendiyseniz videomu beğenmeyi, işte bana kanalıma abone olmayı kanalıma abone olmayı ve de gelecek videolar için bildirim açmayı unutmayın. Yeni videolar yüklemeye devam edeceğim. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.